İsveç'te yapıldı. 1980'lerin başında başlayan, neredeyse 15-20 yıl süren ve hala uzun dönem sonuçlarının bir dizi, Lancet, New England Journal of Medicine gibi impact faktörü çok yüksek. Yani dünyanın en iyi tıp dergilerinde onlarca, 20'nin üstünde bu konuda yazı çıkmış durumda. Bu SOS Study olarak biliniyor. Swedish Obese Subjects ya da Swedish Obese Study olarak bilinen bir çalışma. İsveç'te tıp adına yapılan bilimsel çalışmalar çok saygınlık uyandırır. İsveç 8 milyonluk bir ülke, sosyal bir ülke, varlıklı bir ülke. Doktorlar arasındaki çıkar çatışması para üstünden olmaz, daha çok prestij üstünden olur. Ve İsveç'ten çıkan bir yazıyı biz Amerika'dan çıkan bir yazıdan daha saygın bulur ve okuruz. Bütün dünya hekimleri için geçerlidir. İsveç'te 1980'lerin başında 1.000 tane morbid obezi ameliyat ettiler. 1.000 tane morbid obezi de diyet, egzersiz programları ve davranış terapilerine tabi tuttular. 1980'lerde daha obezite ameliyatların hayatı uzatıp uzatmadığı bilinmiyordu. O yüzden böyle çalışmalar yapılabiliyordu. Ve anlaşıldı ki bu insanlar 20-30 yıl takip edildikten sonra ameliyat olan hastalar ortalama 13 yıl daha uzun yaşıyorlar.